sonraki haberimiz hadise. Hadise kameraları görünce yüzünü neden sakladı ve sosyal medya fotoğrafları da ortalığı karıştırmış. Bakalım. Seda Sayan canlı yayında yüzünü kendi gerdirdi. YouTube kanalı için gerdi. O askıyla şeyle iple böyle iğne iplikle şey İplikle yaptılar. gerdi. Şöyle. Aa ben de mi yaptırsam? Hepimiz yaptık. Acıyor mu acaba? Acaba acıyor mu? Çok güzel oluyor ya. Çok güzel. Seda Sayan'a bak zaten anlıyorsun ama şimdi program biter bitmez tabii ki. Yeni Yaptırdı. albüm işte fotoğraflar çıktı. Sence estetik var mı yoksa Bence Photoshop mu? Photoshop değil, bence Hollywood akımına o da uydu. Hollywood diye bir Photoshop da var ama bence o fotoğraflar bariz bir şekilde %1 uygulama var diyor. %1 estetik Bana da var çok diyor. Photoshop geldi. Yani hani normal Hadise zaten güzel bir kadın. Çok sivriltmişler şurayı Yani şöyle. yüz şurası gitmiyor yani Allah Allah hiç Yani hadise sanki gibi. yüzü oraya Bir şey montajlamışlar soracağım, gibi. hadise gibi değil de başka biri gibi ya. Hiç farklı Gerçekten evet Hadise'ye hiç bambaşka benzemiyor. biri gibi. Tamam şimdi bunu Photoshop görür de yandan olanı yüz tanımaz Ece. Yandan olanda da kemiği gördü. Hayatım yapar canım fotoğrafçılar var oturup da o Yazık aplikasyonu günah ya. indirip de onu yapmamıştır Ha zaten. bunun yanında zaten yani Yani fotoğrafçılar da bununla uğraş. fotoğrafçılar yapar tabii canım. Albüm Ha bu albüm yapıyorlar. fotoğrafları değil Tabii mi? Tamam ki. olabilir ama bir Bu şey diyeceğim. Instagram değil. Bir şey Öylesine diyeceğim. değil. Yüzünü saklamasının sebebi bence eğer makyajsızsa yüzünde hala işlemin Ama makyajsız hatırlıyor etkileri var. musun? Ne kadar çok paylaşım yaptı son dönemde Ama mesela Hadise. Photoshop'lu paylaşımlar diyorlar ve buna kızıyorlar. Bence kadınlara sesleniyorum. Bence hepimiz makyajsız halimizi filtresiz bir şekilde koyabilecek kadar cesaretli değiliz. Makyajsız dediğimiz her fotoğrafta ben mesela filtre var. Makyajsız dediğimde ne oluyor biliyor musun? Kirpik yoksa, eyeliner yoksa, yüzümde makyaj yoksa kendimi zaten böyle çıplak hissediyorum ve makyajsız geliyor. Ama ışık var, Photoshop var, filtre var. Evet, filtresiz ben koymam makyajsız. Niye koyayım? Ama Hadise koydu. Hayır o da filtresiz koymadı. Filtreli Ay git bir onlar da. filtresiz kim koyar? Derya onu bir hazırlayabilir misiniz? Hadise'nin. Baba ışık ya, Evet mi? baba filtre var hem de. Allah Allah. Yok. Bana mesela filtreli gibi gelmedi onlar. Yok işte bence hadise ışık. Ya, filtresiz bir resim İyi hadise de koyar ışık mı? zaten önemli. Bak normalde ışık öyle bir önemi var ki. Güzel bir yüzü de çirkinleştirebilirsin bir ışıkla. Yani bu arada... Duruşun, ışığın. Fotojenik olmayanları düşün veya çok fotojenik olanları düşün. Bu arada şimdi Fotoğrafta çok güzel çıkıyorlar. filtre dediğimiz şey biz mesela normal mesela ben fotoğraflarımı telefonun portre kısmından çekiyorum. Portre de nasıl bir özellik biliyor musun? Seni netleştiriyor, arkayı bulanıklaştırıyor. O netlikle var ya sabah sabah kendinden nefret ediyorsun. Ben hemen ona You Can Perfect bir çakıyorum. Işığı yani. Mis. İyi de yani sabah 5'te Bu bak işte şimdi değil ha. mi? Bu bildiğin Bak ama Photoshop. güneş ışığı var. Güneş ışığında makyajsız fotoğraf koyarsın. Çok Bir rahat ışık bir koyarsın. ışık komple şey verir misiniz? Oh, bir baba filtre ya. Allah aşkına. Filtreden ölüyor yani fotoğraf. Oh Peki. mis. Hayır filtre yapsa bak çizgileri var mesela o çizgileri kapatırdı. Burada ciddi güzel bir filtre yapmış. O da şey yumuşaklaştırma filtresi var ya. Pürüzsüzleştiriyor. Daha da Ha, o makyajsız soft. hikaye kısmındaki mi? Yok. O Instagram'ın. zaten o kesin Allah'ın emri de bir de yumuşaklaştırma var. Çıkışta çekeceğim seni. Yumuşaklaştıracağım. Yumuşaklaştırır beni. Ya bir şey soracağım. Ya Filtre de zaten bu herkese ayıp bir yakışan bir şey şey mi? değil Evet yani. yani hepimiz Herkes de yapıyor. yapıyoruz. Evet hepimiz yapıyoruz. Ben vallahi filtre yumuşaklaştırmadan çıkmam. Siz zaten görüyorsunuz her İyi de şeyi. sen sabah Gerçekte 5'te filtresiz halim. kalkıyorsun yani. Şimdi yani normal anladım 12'de 1'de kalkanla veya işte günü normal Evet yaşayanlarla yani. farkı oluyor insanın yüzünün de. Evet ben gözüm bile zor açıyor. Ben Photoshop'la gözümü Ama açıyorum. şuradaki bak. Şaka. Şuradaki fotoğraf saçla alakalı olabilir mi peki bu duruş? Çekmiş mi? Bazen evet O saçımızla gözü çeker etkiler ya de bak şuraya şöyle bu düşün. kime? Bak şu an ben de gerildim. Ama şurası duruyor. Evet. Onun şurası gitmiş Ececiğim. Şurası. Evet onun orası gitmiş yani. Yok yok onda ciddi bir operasyon var ben sana söyleyeyim. Almış orayı. Peki bugüne kadar makyajsız koyanları hatırlıyor musun? Ay hatırlamıyorum. Diyeyim de Hatırlamıyorum. hatırlatın bana. Hatırlatır Hatırlatalım mısınız? mı? Bilmiyorum ki Derya var mı elimizde? O altyazıyı görüyor musun? Yaşar İpek'in annesi ve Seren Serengil barıştı mı? Az sonra Seren'in sabah vereceğiz. bir fotoğrafıyla kalktım yani Seren'in tuhaftı. fotoğrafı içimizi acıttı. Gerçekten acıttı yani. Olacak gibi değildi yani.
Makyajsız fotoğraf hatırlıyorum. Ben de koydum. Sen de koydun. Evet. Az sonra belki onlara geçeriz ama geçeriz. Seren Selengil'in durumu da çok aciliyeti var biliyorsun. Ama ona da ne zaman geçeceğiz? Reklamlardan sonra.